Herkese selamlar dostlar. Bu videoda sizlere JavaScript'te hatalardan bahsedeceğim. Bir hata nasıl yakalanır, kendimiz bir hata nasıl oluştururuz, nasıl fırlatırız onu öğreneceğiz. Bazı özel durumlarda bazı hataları bizim istediğimiz mesajları nasıl konsola yazdırabiliriz onu da öğreneceğiz. Ayrıca hatalarla ilgili birkaç ufak konuya da giriş yapmış olacağız. O zaman başlayalım. O zaman ilk olarak hatanın nasıl fırlatılacağını öğrenelim. İlk olarak şuraya bir hata fırlatmak istiyorum. Direkt bu sistem çalışırken buraya bir hata fırlatsın. Ne olabilir bu? Mesela diyelim ki backend ile bağlantı sağlanamadı. Böyle bir hatanın olduğunu düşünelim. Veri tabanıyla backend ile bağlantını sağlanamadığını düşünelim arkadaşlar sayfa yenilediğimde burada bir tane hatanın fırlatıldığını görebiliyoruz. Ve burada açıkçası direkt bize hatanın ne olduğu ile ilgili, buradaki mesajın ne olduğu ile ilgili bilgiyi vermekte. Şimdi bizim istediğimiz olay ise biraz farklı. Eğer ben bu hata mesajını kesip bu p yazı inner html html'in üzerine yazsaydım buradaki buradaki şeyin, buradaki yazının Herkese merhaba olmadığını görecektik. Bakın yaz gitti ama şunu çalıştırdım da çalıştı. Şimdi hatalarla ilgili Turov ile ilgili çok önemli bir konu var. Bu ise eğer ki bir yerde Turov atacaksanız veya bir yerde Turov çalıştıysa, ondan sonra gelen tüm kodlar çalışmayacak. Burada fonksiyon, burada scope tamamıyla bozulacak. Bunu unutmayın. Yani Turov'u nereye attığınıza dikkat edin. Ama Turov'u gelip de şuraya atsak bu yazıda bir sorun olmayacak. Bakın. Veya bu Turov'u alıp yazıyı değiştir fonksiyonunun altına hemen yapıştırsak. Eğer ki istediğimde buradaki sayının artmasını istediğimde bu sayının artmadığını göreceğim. Çünkü orada Turov bekent ile bağlantıyı koparıyor. Peki Turov'un nasıl atıldığını öğrendik. Bugün bu örnekte eğer ki bu 50'nin üzerine geçerse bunun tekraren sıfırlanmasını ve konsola turo atmasını istiyorum. Böyle bir örnek yapalım, böyle bir hata fırlatalım. Bunu ise şu şekilde yapabiliriz. Bu aşağıda veriyi sorgularız. Hatta direkt şurada sorgularız veriyi. Veriye şunu demek istiyorum dostlarım. Eğer ki veri 50'den ya da 49'dan 50'den büyük küçükse daha doğrusu büyük küçük de olsun. Büyük küçük sene alaka büyük eşittirse eğer ki veri büyük eşittirse 50'den bir tane hata fırlatalım. Diyelim ki hesap doldu diyelim mesela. Bakalım şimdi nasıl bir şey Karşımızda olacak. Gidiyoruz. Gidiyoruz. 50'ye doğru. Hesapta oldu dedi. Tekraren artmıyor. Şimdi buradaki mesajın bir tık çirkin olduğunu söyleyebilirim. Peki. Bu mesajı. Daha doğrusu bu hatayı nasıl algılarız. Ve buradaki mesajı nasıl değiştirebiliriz. Bunun için ise. Buraya bir try-catch diye yeni öğreneceğimiz bir yapıdan bahsediyorum. Try-catch adı üzerinde try denemek demek, catch'te de yakalamak demek. İçeride eğer ki burada yazacağımız kodların içerisinde bir hata varsa, catch e, catch'teki blok çalışıyor. Yani hata varsa oradaki kodlar bozuluyor, oradaki kodlar çalıştırılmıyor. Altında, hatanın altındaki kodlar catch bloğunun altındaki kodlar çalışıyor. Şimdi hemen yapıştıralım ve ne demek istediğimi daha iyi anlayalım. Şimdi bu keçin yanına ayrıca şunu demek istiyoruz. ERR. Yani hatanın ne olduğunu da bize söylemesini istiyoruz. Hatta gelsin bunu konsolda bir hatayı bize yazdırsın. Bir bakalım. Bakın hesap doldu diye hatayı bize yazdırıyor. Şimdi tamam hatayı güzelce yazdırdık. Hatta buraya diyelim ki hata diyelim. Güzelce bir şöyle gözüksün hatamız. Bakın artık hatamız gözüküyor. Şimdi ise şunu istiyoruz. Eğer ki burada bir hata oluşursa buradaki veriyi sıfıra eşitlesin. Ayrıca bunu local storage'de de setlesin. Click amount veri. Artık bu şekilde bu sistemimizin sıfırdan yenilendiğini göreceğiz. Zaten burada bir tane interval fonksiyonumuz vardı. Bu sürekli oradaki veriyi, oradaki tıklama sayısını yazdırıyordu. O yüzden bir sorun olmaz. Şimdi hemen tıkladık. Bakın. Dostlarım artık 50'den 0'a geri çekti. Şöyle hemen bir jitter click yapalım. 50 yapalım tekraren. Bakın. Hesap doldu dedi. tekrar, sıfırladı. Biraz daha gidelim. Bakın hesap doldu dedi. tekrar, sıfırladı. Bu şekilde hataları yakalayabilirsiniz.